Arkadaşlar merhabalar. Bendiniz özgür maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Özgür Maral Doğru Kanal 50.000 abone kampanyasına verdiğiniz destekten ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Neden bir gündür video çekmiyorsun? Çünkü arkadaşlar değişen bir şey yok. Yani fiyatlar daha bir baskılanan bir döviz, baskılanan bir altın görüyoruz. Bunun bir başarı gibi dövizi o şekilde baskılamak durumu hakim şu anda da o yüzden çekmiyorum. Grafiklerde, analizlerde gösterilen çizgilerin, gösterilen flamaların, bayrakların şu an için bir anlam ve önemi yok. Ay tutulması gibi, güneş tutulması gibi tutulan bir döviz var. Gerçek fiyatı şu an 20-25 belki 30 lira olabilecek bir döviz, dolar var. Euro da aynı şekilde. Bunun en basit kanıtları da zaten buralarda belli. Birkaç habere bakmanız, çevreyi şöyle bir gözlemlemeniz yeterli. Doğalgazda yıllık fiyat artış oranı sanayide 552, konutlara yüzde 98 zam oldu yıllıkta. Dolar 8 liraya 9 liraya düşecek olan arkadaşlarıma Allah akıl izan versin. Düşürülür, 1 lirayı da düşürülür. Her türlü oyun da yapılabilir. Belki faizler taban 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 verilip o oralarda düşürülebilir ama... Dövizin bu gerçek değeri değil. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Artık insanların birbirine sevgililerin ayçiçek yağı hediye ettiği bir dönemdeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki şu resme bakar mısınız? Ayçiçek yağı hediye. Ayçiçek yağı bugün marketlerde 175 litreli, 175 lirayla 200 lira arasında değişiyor. Bir sanatçı geçen diyordu Bortum'da bir çorba içmiş. 1100 lira hesap vermiş. Bir çorbaya mercimek çorbası. Nurgül Hanım. Nurgül Yeşil Çay'dı. Unutmuyorum. Marketlere girdiğimiz zaman artık sadece temel ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Raflarda her şey var. Her şey var şükür. Yani yokluk çekmiyoruz. Ancak alamıyoruz. Ee, marka kalite düşürdük. Yani diş, ben kendi açımdan. Diş macununda kalite düşürdüm. Fırçada kalite düşürdüm. Ekmeği üçgen bir alıyorum yani böyle atıştırmalık şunları bunlar çikolata falan almıyorum. Önümü göremiyorum çünkü ve fiyatlar gerçekten anormal bir şekilde artıyor. Nasıl kapattı haftayı arkadaşlar? Gram altın 909 lira. Bu seviyede mi olur gram altın sizce? Bu ne periz bu ne lahana turşusudur? Hakikaten bazen oturup gülüyorum yani. Oturup şu fiyatları karşıma alınca oturup gülüyorum. Dolar hakikaten harika bir seviyede. 14 lira 69 kuruş. Yani hakikaten demek ki her şeyler ucuzluyor. Benzin, doğalgaz. Bazı arkadaşlarım var arkadaşlar ben size söyleyeyim. Özellikle çok yakan arabalarda. Yani bazı arabalar var biliyorsunuz. 10 litre yakıyor, 15 litre yakıyor. 20 litre yakan var. Arabalarını çıkarmıyorlar artık. Her yere yürüyerek gidiyor. Metro ile gidiyor şu bu. Doğalgazı nasıl ödeyeceğini düşünememişti. En son Allah'tan yaz geldi. Euro 16 lira 21 kuruş bu şekilde gitmekte. Kıymetli kardeşlerim, doların ve euro'nun aslında 20 lira 25 lira olduğunu nereden anlayabilirsiniz biliyor musunuz? Kur korumalı mevduatlardan. <laughs> yani artışsız o kadar çok büyük bir boyut ulaşacaktı ki aslında Merkez Bankası ve devlet buna el koydu. Yani ee, biz size tamam bizden alın bari dövizi dedi. Yani bize verin biz sizin adınıza dövizi şey yapalım. Tutalım. Yani sizin adınıza döviz korumalı olsun hesabınız. Ya bunu demeseydi döviz gidecekti 20 lira 25 lira 30 lira gibi bir anda çok büyük rakamlara ulaşacaktı. Bana göre en büyük şey bu. Yani dövizin normal şu anki rakamının doların 20 lirayla 25 lirası oluşunun bu kur korumalı mevduatta sayıyorum. En azından döviz biraz böyle dizginlenmiş oldu gibi, bir zaman kazanılmış oldu gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki şeyin, yani grafiğin şunun bunun çok fazla bir önemi yok. Alttaki çizgilerin işte yükseliş olacak tamam, yükselişleri veriyor bazen falan filan ama yükseliş trendinde olduğu gözüküyor ama yani bu böyle tutulduğu için bir şekilde tutuluyor yani bir şekilde bu başarılıyor yani en azından bu bir başarı ama şimdilik atın yumuşak atın çiftesi kişnemesi pek olur. Gemini bir zaman salacak bu at. Yani huzursuz bir durumda gözüküyor dolar. Bir anda çok büyük patlamalar olabilir. Halen bazı yerlerden kulislerden duyuyorum faiz indirimine gidilebilir mi yıl sonuna doğru yani yıl içerisinde. Halen de o şekilde şeyler konuşuluyor ama ne yapılacağı da hiç belli değil. Ters köşe 20 Aralık olduğu gibi <laughs> bir gece %100 faiz artırıp 100 bas puan, 200 bas puan, 300, puan, bas puan faiz artırıp dövizi 8 liraya da düşürebilirler. O zaman da para, paradan para kazanma devri başlar. Ama esas şey bitmez. Yani bu esas bizim ihracat, ithalat, cari açık, tarımda işte endüstride gelişme, turist çekme, içeriye döviz bolluğu yaratma gibi endişelerimiz bir türlü geçmez. Bir tarafı faiz, bir tarafı döviz. Senin paran değersizse eğer ülke ekonomisi zayıfsa bazen döviz seni zıvaradan çıkarır, yukarılara doğru taşır. Ateş gibi yani burası ateş, dolar, ateş gibi. Faizler de ağrı gibi hani vücut hasta olduğu zaman. E bunların iki tarafını da tedavi etmek için esasında merkezdeki bu hadiseleri, bu olayı yaratan ateşi ve ağrıyı yaratan etkinleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani faiz öteki fark etmiyor yani. Yarın bir gün faizi yüzde bin dövizden çıkıp millet bu sırada faize parasını koyacak. Paradan para kazanma devri başlayacak. E, bu mudur yani çözüm şimdi yani? Döviz nereye kadar gider? Eğer bu sistem bu şekilde devam ederse hatta döviz indirmeleri falan filan şey faiz indirme olaylarına devam edilirse döviz uçar gider. Ben 30 liraya kadar görüyorum. Bu sistem bu şekilde olursa ve bir patlama yaşarsa buradan. 4 Nisan'da faiz şey enflasyon rakamları açıklanıyor. Mümkün olduğu kadar düşük çıkarılacak ama yine de oldukça yüksek çıkacaktır. Bunun da dövize etkisi olacaktır. Döviz bir miktar yukarı kımıldayacaktır diye ben düşünüyorum. Şimdi gelelim burada. Ee, yükseliş trendinde olduğu gözüküyor. Yani trend yönü yukarı doğru olduğu gözüküyor. 4 saatlikte doların 14.76 <laughs> ama esas barajı arkadaşlar orayı geçecektir size söyleyeyim de esas barajın kurulduğu yer şu bölge şu dizi dizi Katar trenleri gibi bir yer. Yani o da işte 14.78'lerde falan gibi gözüküyor. 14.80 yani bir 15 yapmayalım biz bunu falan gibi. 14.80'lere baraj kuruldu arkadaşlar. Bu sefer barajımız 14.80. Daha önce de başka illere barajlar kurulmuştu. Biliyorsunuz onları da beraber paylaşmıştık. Şuralarda ipi bir yatay yatay bakın. 13 13.67'ler falan barajı görüyor musunuz? Şurada da bir baraj vardı. Epibi bir burada da tutulmaya çalışıldı. Tutulmaya çalışıldı. Görüyor musunuz? Çok benziyor değil mi? Ataklar yukarı doğru oldu. Mecbur çünkü artık. Mecbur. O kadar tutabilirsin yani. Burada da şimdi bir benzeri yaşanıyor. Aynen önceki 13.80'lerde olduğu gibi. Yataya bağlandı. Çok güzel tutuluyor. İşte kuru korumadır. Bilmem nedir işte. Döviz topluyoruzdur. Para basıyorlardır. Geleni döndürüyorlardır. Yani hani geleni döndüren esnaflar olur ya arkadaşlar. Bazen böyle esnaflar olur. Veya işte insanlar bana kadar çok borcu vardır ki sağa sola diğer yerlerden borç alıp para bulup geleni döndürür. Bir süre onlar rahat eder ama diğer tarafa borçlu kalır. Geleni döndürür. Geleni döndüren böyle tüccarlar gibi iz şu an onu görüyorum. Ama bir yerde döndürülemez bir hale geldiğinde bu patlayacak yani. Nerelere patlayacak ben de tahmin edemiyorum. Ya yani ben skalayı büyük tutuyorum. Eğer faiz yüzde bin falan arttırmazlarsa onu söyleyeyim. Bu ekonomi bunca yıllık bu şekilde olan bir ekonomi bir günde bir, bir yılda düzelmez. Yani bir yularını koparırsa ve faizler de aynı şekilde kalırsa 20, 25, 30 ben artık sonunu göremiyorum. Sizler görüyorsanız söyleyin. Arkadaşlar artık sofrada çay var. Başka yanında yönünde böyle bir zevk, eğlence verecek bir şey yok. Belki şeker bile yok. Kuru kuru çay. Her şey o kadar çok zam geldi ki. Hakikaten insanın dışarı çıkası gelmiyor yani. Bırakın eğlenceyi, eğlenmeyi bir yerlere gidip o şekilde düşünüyorum. Dolarla ilgili benim beklentim bu. Yani gemi azıya almış ve bir an önce fırlamaya çalışan azgın atlar gibi görüyorum. Kişniyor şu an. Şu an kişniyor. Bırakın diyor beni. Bırakın diyor çıkacağım yukarı. Koşacağım yukarı diyor. Çünkü yerim orası diyor benim diyor şu an diyor. Ukrayna ile Rusya efendime söyleyeyim barış ilan ediyordu. Efendime söyleyeyim bilmem ne yapıyor. Arkadaşlar bakın bu da benim öngörüm. Sakın ola yanlış anlamayın. Bana göre Allah yani vermesin kim ister yani savaş dünyadaki en kötü şey. Çoluğumuz çocuğumuz var dünyadaki insanlar da sonuçta bizim kardeşlerimiz en nihayetinde. Üçlü Dünya Savaşı'nın böyle belirtileri başlamış gibi gözüküyor. Çin devreye girince ve Kuzey Kore devreye girince bakın göreceksiniz. Şimdi Kuzey Kore böyle füze denemelerine falan başladı. Çin de Rusya'nın yanında yer almaya başlayacak. Çünkü Çin'in de Rusya ve Ukrayna bölgesindeki e, yerlerde insanları var. Orada petrol kaynakları da var. Sanki böyle bir şunu ya savaşına doğru yakın dönemde veya orta dönemde bir başlangıçlar olabilir. Savaş riskleri hiç olmadığı kadar var diye düşünüyorum. Ons altında arkadaşlar yavaş yavaş ben bir yukarı çıkış bekleyeceğim. Aşağıdaki bir indikatörümün bana söylediği çok kuvvetli olması da yakın bir zamanda bunun tekrardan atak yapıp 1940 dolara önce sonra 1970 dolara gideceğini gösteriyor. Ama şu lafımı unutmayın bunu hiçbir youtuber söylemiyor. Bir gün gelecek öyle bir gün gelecek ki bu savaş durumu ile ilgili söylüyorum. Ben inanmıyorum yani masa kuruldu falan filan inanmıyorum. Normaldir o masalar hep kurulur. Bir sabah kalkacaksınız. 10 altının 3 bin dolara gittiğini göreceksiniz. Bunu da benden başka bir YouTube YouTuber'ı söylediğini ben daha duymadım. Gram altına gelelim. Gram altında da efendim, ben söyleyeyim. Dolar tabi baskılandıkça bu da yataya doğru kendini götürüyor ve 4 saatte şu an bir inisyal bir pozisyon var. Gerçi bay vermiş ama ee, aşağıdaki gördüğüm bir indikatöre göre bir aşağı iniş söz konusu olabilir bir miktar daha ve bir miktar daha yatay gidebilir. Ben 900'ün altını pek beklemiyorum ama eğer ki yani böyle bir 893'leri falan tekrar gösterirlerse de şaşırmayın. Ve bana göre arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi demiyorum. Her düştükçe o kadar tatlı bir alım fırsatı oluyor ki insanlar tuz bekliyor. En başta ben onu söyleyeyim yani. Elimde altınım var bir ben korkacağım öyle mi? Savaş durumlarında bütün dünya insanlık tarihinde insanlar altın tutmuşlar ellerinde. Altın tek geçer paradır. Kağıt para, dijital para, şu bu değil. Altın arkadaşlar. Altın. Yastık altı olur, yastık üstü olur ama altın. Ee, vade kur korumalı altın hesapları da açıldı. Onun da bir miktar etkisi olmuş olabilir ama e, ben yakın bir zamanda yine söylüyorum bunlar teker teker geçecek. Dövizin patlaması ve ons altının patlamasıyla gram altın bin liradır milattır diyeceğim. Zaman meselesi arkadaşlar. Bunlar yarım dakikalık yatırımlar değil ki elinizde tutacaksınız bu sizin güvenceniz sigortanız Enflasyona karşı korunmak adına arkadaşlar ben tekrar şunu söylemek istiyorum Çok uzatmayacağım bu altın içinde burada bırakayım Euro'ya da bakmayacağım anasını satayım Yumuşa da bakmayacağım Bitcoin'e de bakmayacağım Sadece size şu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar Elinde bazen böyle terse kalanlar falan var değil mi onlar var Altın olanlar var elinde işte bir gümüş olanlar var elinde. Belki küçük paralarla, belki büyük paralarla. Diyelim sen bunu sattın çıktın. Elinde TL kaldı. 5 bin lira, 50 bin, 500 bin, 5 milyon. Herkesin kendi kesesine göre. Arkadaşım, dostum ne yapacaksın o TL'yi elinde? Korkmayacak mısın? Ulan benim bu para TL her gün eriyor enflasyon altında inim inim iniyor, alım gücü gittikçe düştükçe düşüyor diyerekten. O parayı ne yapacaksın tekrar? Ben sana söyleyeyim ne yapacağını. O korkuyla ya tekrar döviz alacaksın, dolar, euro, sterlin. Ya yine altın alacaksın, düşse de alsam demeye bekleyeceksin. Arkadaşlar fiyatlarda dibin dibi yoktur. Dibin dibi vardır. Yani devamlı bir geri geliş var. Bulamazsınız dibin dibini. Onu söyleyeyim. Veya sonu da yoktur. Ya şurayı bekleyeyim falan filan alayım falan filan böyle bir durum söz konusu değil. Veya da ara şeye arsaya emla işte ne bileyim eve arsaya tapana arabaya araba kadar kar ettiren bir şey oldu mu ya bu geçenki dönemde? İkinci el fiyatları bile artık ya bir yılda yüzde yüz art neredeyse arabalara elden dokunamıyorsunuz. Yani TL'de nakitte kalmak sıkıntı gibi gözüküyor. Onu demek istiyorum. Aldığını bir daha yerine koyamıyorsun. Sadece bu soruyu sana soruyorum ve yapman gereken şeyi kendin biliyorsun. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Elimde TL var ne yapacağım diye soruyor. TL'nin her yıl %30, %20, %30 değer kaybettiğini biliyoruz en az. Bu, bu yıl çok daha fazla oldu. Bana göre %50, %70, %80 değer kaybetti. E, elinde TL tutmak demek ki Elinde ateş tutmakla şu an için eş değer. Ne yapar bir insan? Onun kararını kendiniz vereceksiniz. Şuna mı yatırayım, buna mı yatırayım? Biz bunu söyleyemeyiz. Burası bir aracı kurum değil, bir finansal kurum değil. Şuradan alayım mı, şuradan satayım mı? Yani bunu biz söyleyemeyiz. Bunun için aracı kurumlar var. Bunun için kendi aklınız var. Herkesleri dinleyip kendinize bir karar vermeniz gerekmekte. Buradan bu gibi şeyler biz söyleyemiyoruz. Ben sadece olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Diyorum hepinize sevgiler, saygılar. Bu arada, Birkaç kere daha yatırım yaptım. Onda diğer sonraki videolarda bahsedeceğim. Bu Minex Partner diye bir şey var. epeydir duyuyordum. Yani bir 5 dolar da şeyi varmış. Hemen girer girmez bir 5 dolar veriyor. Kayıt olduğunuz zaman sadece bir mailden kayıt, kayıt oluyorsunuz. Riskleri olabilir ama ben risklerin adamıyım. Ben bunu yapmış olmam demek sizin yapacağınız anlamına gelmez. Bir burayı deneyeyim dedim. Daha önceki şöyle söyleyeyim size bütün para kazançlarımı mutlaka bir, bir şeyler risk alıp para kaybettikten sonra kazanmışımdır. Bu da benim tecrübem. Tabii ki çok büyük bir para koymadım. 172 dolar var burada ve işte buradan mining yapılıyor. Pasif size günlük kazanç veriyor. Oldukça da yüksek kazançlar. Yine de altına bırakayım siz bir inceleyin linki. Yatırım yapın demiyorum. Bir 5 dolar almak isteyen olabilir belki. 5 dolar bile. 5 dolar 5 dolardır yani. Onu da faize koyuyor her gün. 5 dolar deyip geçmeyin. Her gün bakın. Burada yatırımlarım kısmından bakalım. O 5 dolar bile işliyor. Her gün faiz oluyor, alıyor. Bakın. 5 doların ilk bana verdiği 5 doların faizi günlük kazanç aktarıldı. Bir dahaki aktarım 12 saat 55 dakika sonra diyor. Esas benim büyük yatırımım USDT Tether'dan yatırdım ben. O da günlük veriyor ama 60 günlük girdim 167 dolara 60 günde 62 63 dolar veriyor Allah bereket versin bakalım bir deneyelim belki ileride patlar <laughs> anam babam değil bunlar yani bilmem tanımam yani görüyordum bir dinlemek istedim bir bakalım nasıl olacak ee, bazı videolar izlemiştim yani adam 15 bin dolar koymuş işte 3 ayda 15 bin dolar almış gibi şeyler. Ama o da diyordu ki riskli olabilir diyordu. Bilmiyorum diyordu. Hani bu gibi şeylerin geleceği ne olduğu belli olmuyor. İlk girenleri genelde kazanıyor, kazandırıyorlar. Sonraki girenler bazen patlıyor, patlatıyorlar. İşte İsviçre'ye bağlıymış. Maden havuzları varmış. İşte ne bileyim ben elektrik harcamadan orada mining, e, e, madencilik yapılıyormuş sizin adınıza falan gibi. Bu parayı riske ettim koydum yani. Daha önce de başka paralar da kaybettim. Bu da gidebilir bilmiyorum. Ee, ancak yine tecrübemi tekrar söylemek istiyorum. İnsi tecrübe yediğin kazıklar, yenilen kazıklar insana tecrübe olarak dönüyor. Bütün para kazançlarımı her yerde yani her şekilde önce bir mutlaka bir kaybetmişimdir. Oradan sonra onu ilgilenip akıllanıp kazançlar elde etmeye başlamışımdır. Bunu bilmiyorum. Şu anda iyi yorumlar okudum ama geleceğini de bilemem yatırım da yapın da demiyorum. Ama ben yaptım. Yatırım da son derece kolay buldu. 4-5 çeşit bir şekilde yatırımlar yapılabiliyor. Bitcoin yatırabiliyorsunuz. Ethereum, Dogecoin, Tron, BitTorrent, Tether bir adres veriliyor. O adrese götürüp yatırıyorsunuz. Sonra mining'e başlıyorsunuz. Onu da başka videoda anlatırım. Ama en azından bu videoda bir 5 dolar belki 5 dolar 5 dolardır arkadaş yani. Belki almak isteyenler olabilir 5 dolar sadece yatırım yaptığı için. Yani kayıt olduğu için daha doğrusu. Onu bir şey yapabilir inceleyip bir kayıt olabilir bir isim. Bir şey bir mail. Telefon numaramı da girdim ben gerçekten olur, olmaz diye bir kaybetmeyeyim diye. Buna da başladık bakalım ne olacak. Daha önce de başka şeylerden bahsetmiştim biliyorsunuz. Bunu da sizlerden saklamadan anlatayım yani bu şekilde oldu bakalım ne olacak. Video aralarında bundan da bahsederim. işte şu kadar oldu. Gerçekten 64 çekebildim paramı gibi. Çekemedim gibi. 5 dolar bana gelmişti. İlk verdiği para 5 dolardı. Onda Sonra ben 168 dolar daha koydum. Falan filan. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu video da böyle olsun. Umarım çayın yanına artık boş sigara küllüğü yerine zengin kekler börekler olabilecek bir müreffeh bir zamana doğru da gidebiliriz. Ayçiçek yağını yani inanılır gibi değil. Yani 175 lira 200 lira arası 5 lira içe. Yani altın gibi hakikaten yani. Kim bana anlatabilir yani dolar şu anki değeri 8 liraymış 9 liraymış diye. Kim kimi yani böyle kandırabilir ki yani. Doların değeri şu an 20 ile 25 lira arası diye tahmin ediyorum. Daha da acı eğer ben anlayamamışsam 25'ten 30'a kadar bile olabilirdi. Eğer gerçekten serbest dalgalı kur politikası olsaydı diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın kıymetli kardeşler.